Merhaba arkadaşlar, GamerDB kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Oyunda kurban tarafı da varmış arkadaşlar, yeni geldi. Böyle jeneratör yapıp palet devirip pencerelerden falan atlıyoruz. Güzel bir mod gibi duruyor. Gençler, bugün takıma Battlefield 1 sıhhiyecisi oluyoruz. Ambulans oluyoruz da diyebiliriz. Tamamen iyileştirme üzerine kurulu bir build yaptım mevcut perklerimden. Şunun yerine şu olsaydı, bunun yerine bu olsaydı da diyebilirsiniz ama söylediğim gibi hani mevcut perklerden yaptım. Tüm perkler açık değil. Elimdeki perklerle en iyi build bu oldu yani iyileştirme adına. Hızlı bir şekilde anlatayım. İlk perkümüz empatik bağ. Bir kurban yaralıyken 96 metre uzaklıktan benim nerede olduğumu görebiliyor. Aynı zamanda diğer kurbanları %30 daha hızlı iyileştiriyorum. İkinci perk'üm başaracağız. Bir kurbanı kancadan kurtardığım zaman 90 saniye boyunca başkalarını iyileştirme hızım %100 artıyor. Üçüncü perk'üm bitki bilim. İyileştirme hızım %50 artıyor. Fakat medikal eşya verimim yani medkit kullanımım %20 düşüyor. Ama medkitle işim yok zaten. Son perk'üm de direnç. Yaralıyken tamir etme, sabotaj, iyileştirme, kancadan kurtarma, atlama, bir totemi temizleme veya kutsama, çıkış kapılarını açma ve sandık açma eylemleri için %9 ilave hız kazanıyoruz. Bu perk sadece yaralıyken çalıştığı için iyileştirme hızıma çok büyük bir katkı yapmayacak. Fakat en azından hani kovalamacalardayken herhangi bir bitkinlik perk'üm falan olmadığı için bari bu perk sayesinde hızlı atlayayım bir yerlerden diye koyduğum bir perk. Hani iyileştirme build'i yapacağım diye kovalamacayı da tamamen hiç etmeyeyim. Bir de şöyle bir pembe anahtarım var gençler. Ona da şu şekil 32 metrelik mesafeden katilin haresini ortaya çıkaran eklentiden taktım. Kovalamaca esnasında dediğim gibi hani herhangi bir bitkinlik perk'üm falan olmadığı için bari bu şekilde anahtarla katilin yerini görerek falan o kısmı dengelemeye çalışayım. Aynı zamanda da sona kalırsak belki hatch'i de açarız yani. Benim karakterin duruşuna baksana. Elindekini her an birisine saplayacak gibi. Bu arada bir önceki bölüm I hate everything about you söyledim diye bütün 3 Days Grace fanları yoruma toplanmış galiba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, ben bu kanalda I was made for loving you baby de söyledim. Into the way de söyledim. Ne Rammstein ne Kiss fanları bu kadar toplanmadı yoruma. Hayırdır oğlum, Adam Gantier fan kulübü falan mısınız siz ya? Bu kadar seviyorsanız Apokaliptika ile bir tane şarkıları var. I don't care diye. Bilmiyorsanız eğer ona da bakabilirsiniz. Böyle şarkı da önermiş olayım size. Oyunda renk ayarı gittikten sonra var ya çok zorlaştı ya killer'ı görmek falan. Şu an bir yerden bizi bile izliyor olabilir. Bir şey diyeceğim, 4 kişinin jende olup kimsenin kovalamacada olmaması sizde de bir şüphe uyandırdı mı arkadaşlar? Bak soldaki tabloya bak. İbo'nun yayınlarda bizden beklediği performans. Ha, bu salmış. AFK killer mı lan? Bir de Dracula almış. Bu adam ne yaptı biliyor musunuz? Bu adam oyunu başlattı. Maçı arattı. Killer'ı da maç zor buluyor ya. Lan dedi, bunu mu bekleyeceğim dedi. Dur ben bir dedi yemek yemek bir şey hazırlayayım dedi. Gitti. Yani arkadaşlar şimdi bak abi abartma falan diyeceksiniz de. İyileştirme build'i göstereceğim. Tamam mı? İyileştirme build'i. Adam AFK. Bak kendini iyileştirmenin counter'ı olur. Tamam. Killer bir şeyler takar. Perk merk takar. Legion falan gelir. Seni uğraştırır. Ya başka kurbanı iyileştireceğim ya. Hani bir tane kancadan alacağım. Çok hızlı bir şekilde iyileştireceğim. Adam AFK. Yani tek bir olanak var. Katilin kimseyi yaralayamaması. AFK kaldığı için o gerçekleşiyor şu an. Evet, çıktı adam maçtan. Bu arada killer maçlarımda da fark ettim. Bu Jeff karakteri var ya çok fazla oynanılıyor sanki. Ne düşünüyorsunuz? Neyi seviliyor bunun? Mırıbı. Reisim kolay gelsin. Senin animasyon niye uçuyor gibi ya? Uçuyor muyuz yoksa? Vay, toz olup geçerim diyorsun ha? Enti, tamam onu ıskalaysa direkt depar arkadaşlar. Aynı spotta kalmıyoruz. Bu tarz bir şey fırlatmalı katillere karşı. İyisin Zurpo. Şuradan geri falan gelse var ya, ne sıçarım anasını satayım. Lan it. Zor 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 kardeşim, haklısın, zor zor. Sen de haklısın. Ben de zorlanıyordum bunda. Tamam. Alev topuna geçti. İyisin lan Zurpo. Bir ıska daha geldi. İyisin Zurpo. Akıllı plays, akıllı plays, akıllı plays. Akıllı plays'leri severiz arkadaşlar. Bir ıska daha. Bak gördünüz mü? Özelliği kullanacağı sıra direkt kaçıyorum. Direkt kaçıyorum. Oo lan, atıldığını duymadım. Oğlum avlama lan bir daha bana. Tamam, killer check'i yeme vakti arkadaşlar. Çünkü yoksa öleceğim. Hala geliyor. İki gen chase attım. Daha ne yapayım? Reisler size.
Okey, saldı beni. Güzeldi, güzeldi. İyi chase dedik. Buraya getirme ya. Jeff. Avu geliyor, avu geliyor. WWE'deki Sting değil mi ya bu? Reis galiba bana da gelecek. Tamam aldım, gel ben de şimdi. Gel ben de şimdi. Gel 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 gel. Seni çok hızlı ildeyeceğim. Gel 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 gel. Gel. Şşt dur lan. Tamam sakin ol. Alo. Tamam yapacağız hocanı. Sakin ol. Dedem benim de hızım sayesinde. Bu oyunda reslenmek çok önemli arkadaşlar. Hızlı bir şekilde reslendiğimiz zaman. Yani yavaş reslenmek. Reslenmekten kastım iyileşmekten bahsediyorum bu arada. Bu yavaş olduğu zaman jen hızınızı da yavaşlatıyor. Jen hızı yavaşlarsa katil maça hakim oluyor. O yüzden bu iyileştirme hızının iyi olması bence önemli. Reisim hoş geldin. Aldık mı beleş hasarı? O ne lan? O nasıl atılım anasını satayım? Dershane olandan bahsetmiyorum arkadaşlar. Eleştiriyor gibi göründüm. Oo güzel oynadı. Lan ilk chase'te ne kadar iyi oynadıysam burayı da o kadar kötü oynadım ya. Buraya sakın gelme. Buraya gelirse öldürürüm arkadaşlar. Galiba öldüm. İyi bir denemeydi Dracula. Kulta geçti. Bu arada öldük ya. Net öldüm. Net öldüm net. Buradaki bütün paletleri falan da kırdı. Ne bok yiyeceğiz? Dırı 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 dırı. Purple Chase Machine. Çok kötü kaldım. Ya şu paletin inik olması var ya beni mahvetti ya. Tamam güzel jam bitecek. O sıra ben de res alacağım. Aslında şu an son asılışım. Adama gitmem mantıklı değil ama bir build yaptık, hakkını verelim. Ve sabit dur. Hemen hemen çok hızlı çok hızlı çok hızlı. Bak normal şartlarda mümkün değil fulleyemezdim. Mümkün değil. İmkan ihtimal dahilinde değil. Görüşürüz. Kurt falan dinlemiyor. Bu adam loopluyor. Oğlum hırlama lan. Atlayacaksın sandım. Tamam şuradan atlayalım arkadaşlar. Uzayalım. Oo, ne ara geldin? Çakala bak. Tamam sattı sattı sattı. Dedeme de bir şey yapın lan. Oğlum son topu değdi ya. Neyse güzel güzel. Ben ya 5 jeni de galiba benim chase'imde bitirdiler diye tahmin ediyorum. İyi fayda sağladık bence takıma. O Jeff normal şartlarda orada tunnelayıp ölmüştü yaralı kalsaydı eğer. Bu ult sayesinde hızlı bir şekilde iyileştirdiğimiz için okun ucu bana döndü. Yani iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilemedim. Ne gülüyorsun oğlum? Ha? Sen öldür ne gülüyorsun lan? Sana ne lan, gülemez miyim oğlum? Pardon arkadaşlar yine bir bipolar kimliğim yüzünden iç çatışma yaşadım. Bana biliyorsunuz ki James McAvoy Ahmet de diyorlar ara sıra. Cenraş. Bak o adam zekilik yaptı. Aferin, oyunu biliyor. 3 kişi bir jene oturursanız oyun başında ve killer size gelip orayı dağıtırsa maçı mahvediyor arkadaşlar. Katil doktor bu arada. Maça çok yavaş başlamış oluyor yani kurbanlar. O yüzden 2-2 ayrılmak daha mantıklı. Evet bu da tam eşek. Hiç umurunda değil. Geldi ayı gibi oturdu yani, anladın mı? Çık da şu dolaptan. Düğüne hazırlanıyor sanki, giriyor orada kabinin içine. Ananı avradını. Helal lan size. Ama işte katil size gelmezse de bu şekilde maça çok hızlı başlıyorsunuz. Bir jeni kesin bitirmiş oluyorsunuz. İnce bir çizgi var arkadaşlar o kısımda. Cadıyı bulduk arkadaşlar. Seni yakacağız birazdan. Arkadaşlar veba döneminde hapşırdığınız için sizi yakmak zorundayız. Gel seni hemen iyileştirelim. Hop şöyle 2 saniyede bitirdik bunun da healını. Reslenmenin önemi arkadaşlar. Doğru reslenme programı. Anladınız mı? Sabah 2 zeytin. Lan vallahi billahi yine bu miza işinde ara sıra varız. Kralımız çok yaşa. Kralımız çok. Şunu bir devirelim arkadaşlar. Çünkü şok sonrası popişe gelme şansımız var. O spottan çıkamayabilirdim. Reis ayıp olmuyordur inşallah, senin yanında sıçıyor gibi olduk böyle, kusura bakma. Büyüklerime saygısızlık yapmam, bilirsin beni. Ama şartlar böyle olması gerektiğini söyledi. Hayır ya, buraya vurmaman lazımdı. Niye biraz farmlıyor gibi oldum ama. Niye kardeşlik varken. Niye uza uza. Zort. Şu an var ya gözü kapattı adam. Gözü kapattı Niyaya gidiyor. Doğru şu an tunnel atması mantıklı, başka şansı yok ama. Hem dikkatini dağıttım hem düşmedim. Düşeceğim senin için merak etme, senin için düşeceğim. Lan ne yaptın? Aha ha, kayıtlara geçmesini varmış. Son saniye onun süresi bitmeden onu alayım dedi. Ah be Niyam, ah be Niyam.
Dünyam kara gözlüm senin olunca. Niye öyle geliyorsunuz beyefendi? Bu çok davar gibi gelecekmiş gibime geldi derken. Öldük mü? Ölmedik. İki tur döneceğim spotta 20 turda döndüm enayi yüzünden. Düştük mü? İşte arkadaşlar ben shorts videomda doktoru bu yüzden anlatmıştım. O spotta normalde en baba 2 tur dönerim. Zortingen Strauss'ke. Uza 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 uza. Uza Purposeles uza. Sakın buradan önüme çıkma, yakın etme. Hayır sen bu değilsin. Oğlum sen bu değilsin ya. Ha kapı varmış orada, oraya dönmüş ya. Müthiş oynadıktan sonra yine beynim durdu arkadaşlar yani. O kadar avantajlıyken bütün avantajı adama verdim ya. Tamam bari kaçmayın da attempt deneyeyim. 4 hakkım var, belki atarım. Şu 1. Şu 2. Şu 3. Al lan. Arkadaşlar o güncelleme henüz gelmemiş galiba. Ya da düzeltmişler bilmiyorum. Oğlum gelmedi mi o? 70 saniye olmuştu işte kanca süresi. 4 kere deneyemedim. Daha gelmedi mi yoksa bilemedim. Bir yanlışlık var bu işte ama arkadaşlar bilenler varsa yorumlarda yazarsa çok sevinirim. Kanca süresini 70'e uzatıp attempt'i de 4 yapmak yerine 3'te bırakmış olabilirler. Bak öyle bir şey yapmış olabilirler. Şuraya bak yani insan bir dikkat eder killer check'e. Hep örümcek ağa hep. Arkadaşlar şunları kilitleyelim de. 2 tane dolap varken bir tanesini kilitlemeniz yetiyor. Lan benim solo videolarıma ne güzel takımlar geliyor arkadaşlar, onu fark ediyor musunuz? Jen yapanı, loop atanı, herkesi geliyor yani, anlamadım. Ya hayvan herif. Sence ben onu niye kilitlemedim? Bir düşün hani, bir tanesi kilitleyip sence onu niye bıraktım? Bu arada direj değiştiyse eğer ikisini de kilitlemek gerekiyorsa o zaman bilmiyorum. O zaman eline sağlık. Ama benim bildiğim 2 tane dolap varken bir tanesini kilitlemeniz yetiyor. Dabada gümede, dabada gümede, dabada gümede. Bababa gümede. Ne lan o suratındaki? Şuradan hemen üst kata gidelim. Şu arkadaşımızı alalım. Bekle seni hemen ildeyim. Bekle 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 bekle. Tamam yine hemen hızlı bir şekilde restledik. Ya bu karanlık modu çok kötü bunun ya. Bir de bunun karanlık moddayken çıkardığı sesler azaltıldı. Direc eskiden patata kütede diye geliyordu ya bu moddayken. Uyuu. DC attıran flash save mi? Ne olur şu mod bitsin. Bu kadar çirkin bir görüntü olamaz ya. O ne lan? Kaybettin, beni kaybettin reis, haberin olsun. Zort! Vursana oğlum. Kanka bunu vurmuyorsun, sonra maçı kaybedince diyeceğim ki, diyeceksin ki niye kaybettim lan? Patata kütete, patata kütete. Zort! Olmadı arkadaşlar. İyi bir deneme yapmaya çalıştık ama. Buraya ışınlansaydı var ya. Gerçekten Gılgamış destanı gibi kalabilirdim arkadaşlar. Bu kez ışınlandı. Bu kez ışınlanacağını tahmin etmiştim. Okey 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 okey. Tam bu palet duruyor. Saldı bize. Adam da haklı. Ne yapsın ki? Allah'ın belası bir map ya. Çocuklar siz beni koruyun. Geçin sağ sağ. Çocuklar beni bir hillasanız size zahmet valla. Kapıya bir lanet bulaştı da çünkü. Geldi geldi. İyisiniz. Ya kuzubet herif. Onlara daha yakındı ama ben daha boş bir yere kaçtım ya. Ananı ardını. Oğlum şu dolaba ışınlandı sandım. Güzel oynadı burayı. Aa kapının dibindeyim lan. Şşş, bir hasara çözersiniz. Tek başına alma ama, öyle olmaz. Yapacağınız işe sıçayım ya. Dünyanın en basit operasyonuydu ya. Sen hasar aldığın için ona trade'e girme şansı bıraktın. Yani tek şansı o. Ya inanılmaz bir timing tutturacak ya da heal'lanacaksınız. Arkadaşlar bakın kimsenin benimle dalga geçmesine izin vermem. Beni şu an giriş bir durumda bıraktınız ya. Ah. Sizin Allah belanızı versin. Yapacağınız işe su sıçratayım sizin ya. Yapacağınız işe sıçayım. Yani üçlü kurban grubuna sorsan, tamam mı? En net kaçabileceğiniz pozisyon nedir diye şunu söyler size. Yani kapıya bak lan. Dokunamıyorum çok saçma gibi bir pozisyonda şu an kapı yani. Ve bu iki eşek beni alamadı yani. Arkadaşlar almayacaksanız heveslendirmeyin anasını satayım. Allah'ım yarabbim ya.
En başta o kadar rahat yapabilirdiniz ki biri hasar alıp birisi çekmeli. Neyse GG, takımlar iyi, genel olarak iyi. Şu maçın son değerine kadar tüy dikmiş olsalar da iyiler yani. Oo, Dracula. Oha, çok hızlı düşürdü lan. David'cim merhaba. Oğlum bu ne? Einstein sandım anasını satayım. Dil çıkaran bir tane pozu var ya meşhur. Saça bak eşeğin. Kaç lan kaç, Allah'ın belası. Beni de bokun içinde bıraktın ya. Gel. David salaksın. David salaksın ya. Salaksın David ya. Oğlum ben alsaydım da başaracağız, çalışsaydı keşke. Neyse yine de hızlı bir şekilde yılladık. David'i bak Chase ortasında yılıyordum adamı ya. O kadar hızlıydım. Enayi herif 99'da saldı ya. Killer de oyunu biliyor yani, hani böyle enayi viskos kirlik yapacak bir killer değil, anladın mı? Anladım onu yapacağını da, öyle bir spotta kaldım ki. Hani başka şansım kalmadı, anladın mı? Belliydi oraya double back attırmaya çalışacağı da. Kafayı mı vurdun lan? Enayiyiz. Güzel, bu adam biliyor oyunu. Bu adam oyunu biliyor da bizimkiler de biraz enayi sanki yani. Bak karga yuvasındaki maçın yarısında kurbanları bir övdüm. Maçın sonunda sıçtılar. Bir sonraki maça da bok gibi kurbanlar geldi hemen. Sussam bunların hiçbirisi olmayacak yani, farkındayım ama. Bu da ağız işte arkadaşlar yani, konuştum bu konuşuyor. Neredesin ama kuşu ya? Tamam bu jeni bitirdik. Ama olan bana oldu. Bir saat niye bitiremedik? O Dwight salağa jeni saldı değil mi? Bir şey diyeceğim, o salak öyle bir şey yaptı mı? Tamam geri gitti, geri gitti, geri gitti, çok güzel. O son kısmı galiba ben tek başıma yaptım. Çünkü bir hız yavaşladı, bir şey oldu, anlamadım. Ulan bu build'de Kel'in ilacı olsa başına sürer build'i gibi bir şey ya. Kendimi yıllayamıyorum ki. Neyse arkadaşlar, yaralıyken %9 hızlı can yapıyoruz. Bir şekilde bu jeni bitirirsem artık, halkın duasıyla, belediye işçilerinden yardım alarak falan, bilmiyorum artık, maçı kazanırız. Olay bu jende arkadaşlar. Olay bu jende de David öldü. Aha helal lan size. Oğlum bende nasıl bir ağız var arkadaşlar, bu ne ya? Eli kolu tutmayan adamlara palet save mi flash save mi ne bir şey attırdım. Ben seni ben seni ben seni ben seni ben seni hızlı 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 hızlı. Uga buga uga buga. Tamam şimdi jene devam et, jene devam et. Drench var, drench var, devam et devam et devam et. Geldi. Dwight iyisin oğlum, iyisin oğlum, biraz daha hadi. 45 saniye daha lazım. Hadi Dwight. Dwight kaçam. Ah bir vuramasa var ya. Abi bu buğun ne buğunu lan? Kendimi kaldırabiliyor muyum yoksa? Oysa var ya, efsane olur da. Zaten bu beni kaldırır ki. Aa harbi kendimi kaldırma şeyiymiş lan. Çok iyi çok iyi çok iyi oldu. Jene yumul tekrar. Dwight boy. Direnç, hadi lan direnç. Bana bu fırsatı ver. Biraz uzakta bir kanca olması lazım sadece. Direnç. Direnç. Greed. Sen kahramansın. Sen bu takımın kahramanısın kardeşim. Sen bu takımın kahramanısın Purpo. Çek adamı bir de uzağa. Çek adamı bir de uzağa kardeşim. Uza şuradan. Beni yılla ne olur, beni yılla ne olur. Gel gel bunun içine girelim diyor, haklısın. Gel. Helal lan. Dwight kaçtı. Okey. Ben de gidiyorum. Bizim adam Killer Shack'te hatch çıkartma adağından atmış. O da galiba hatch'ten gidecek. Müthiş maç. Müthiş maç. Bak takım o kadar avel başladı ki maç başı. Dedim gitti geçmiş olsun. İnanılmaz çevirdik. Süper oynadık sonradan. Özellikle Dwight çok iyi chase attı yani. Evet gençler, uzun süre sonra Survivor videosu iyi geldi. Keyifli geçti yani. Keyif aldım. Takımlar da iyiydi. Güzel kovalamacalar da geçirdik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.